Türkiye'deki ilk sürdürülebilir kentsel hareketlilik planını biz hazırladık. Ki bu plan aynı zamanda dünyada 16 Sayın Şükrü Genç, kusur hep sende. Neredesin Şükrü Genç? Kusur hep sende. Bak, Esenler'de bir parkın gerginlik aldığını ve insanlara rahatlık verdiğini Sayın Tevfik Göksu Başkan bana söyledi. Ama belli ki çok faydalı değil. Hala gergin arkadaşları var. Sen Atatürk Kent Ormanı'na davet et, arkadaşlara bir sabah yürüyüşü yaptır orada. Bayağı rahatlarlar diye düşünüyorum. Dört defa Sayın Başkan, Sayın Meclis Başkan Vekilimiz dört defa yalan konuşuyor dedi. Tam dört defa. Ama kötü söz sahibine aittir. Onun için ilgilenmiyorum. Gereğini yapacağınızı düşünüyorum. Bu doğrultuda şimdi, değerli arkadaşlar, lütfen devam edelim. Tam da bu sebeple bu şehir bu maliyetlere bir daha katlanmasın diye aklı bu şehrin merkezine koyan, planlamayı bu şehrin merkezine koyan bir süreci tarifledik. Türkiye'de ilk kez sürdürülebilir kentsel hareketlilik planını biz hazırladık. Ki bu plan aynı zamanda dünyada 16 milyon nüfusa sahip bir mega kentte gerçekleştirilen de ilk çalışma niteliğindedir. Bu doğrultuda sürdürülebilir, dayanıklı bir gelecek için İstanbul'un eşsiz coğrafyası ve tarihi değerleriyle uyumlu, güvenli, entegre, erişilebilir ve ödenebilir hareketlilik sunan, insan ve çevre odaklı, yenilikçi ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi hayata geçiriyoruz. Düşük emisyon alanları, bisiklet ve yaya güzergahları, trafik sakinleştirme, otobüs öncelikli yollar, deniz ulaşımının geliştirilmesi ve yoğun bir biçimde artırılması gibi birçok projeyi eş zamanlı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl içinde tamamlayarak devreye aldığımız ulaşım yatırımlarına zaman kısıtından dolayı sadece birkaç örnek daha vereceğim. TEM D100 bağlantı yolu Kavakpınar Kavşağı için 135 milyon lira. Ambarlı Liman Yolu Caddesi kesişimi yol kavşak inşaatı için 385 milyon lira. İsparta Kule Devlet Demiryolları hattı karayolu üst geçidi için 59 milyon lira. Pendik Göçbeyli Köyü Köprüsü için 27 milyon lira kaynak yatırdık. Göreve geldiğimizden bu yana ulaşım alanında yol, köprü, kavşak, üst geçit, alt geçit, iskele, asfalt, kaplama işlemlerine fen işleri marifetiyle sadece 3 milyar lira kaynak ayırdık. İlaveten İstanbul'un toplu ulaşım türlerinin entegrasyonu açısından son derece önemli bir ihtiyaç olan otopark yatırımlarına da yoğun bir biçimde devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana İstanbul'un otopark kapasitesini 27.705 araç arttırdık. Hala hazırda İstanbul genelinde 30 otoparkta toplam 11.690 araç kapasiteli otopark inşaatına da devam ediyoruz. 2051 araç kapasiteli 5 otopark yapımı için de ihale süreci şu anda devam ediyor. İlaveten 2519 araç kapasiteli 11 otopark yapımı da proje aşamasındadır. Bu otopark projelerini katlayarak arttırmak için 2023 bütçesine 1 milyar 96 milyon lira bütçe ayırdık. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bir yandan ulaşılabilir İstanbul inşa ederken diğer yandan da dayanıklı İstanbul için var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul'un Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %30'unu, vergi gelirlerinin %40'ını, tedarik zincirinin %50'sini
ve en önemlisi nüfusunun neredeyse %20'sini oluşturduğunu dikkate aldığımızda olası bir depremin insani ve ekonomik kayıpların neden yüksek olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ayrıca deprem karşısında en büyük mağduriyeti toplumun yoksul kesimleri yaşayacağından depreme ayrılan her kuruşu aynı zamanda toplumsal adalet için ayrılmış bir kaynak olarak da görüyoruz. Bu nedenle 2023 yılı bütçesinde depreme 4.929.000.000 lira ayırdık. Bunun 2.230.000.000 lirasını kentsel dönüşüme harcayacağız. Hem İstanbul'un konut stoğunun yenilenmesi hem de belediyemiz gayrimenkullerinin depreme karşı güçlendirilmesi en önemli önceliklerimiz arasındadır. Elbette depreme karşı %100 hazırlık sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veya sadece merkezi yönetimin çabalarıyla ulaşılabilecek bir hedef olmadığını defalarca farklı platformlarda ve farklı ortamlarda muhataplarıyla paylaşmış birisiyim. Topyekün bir seferberlik gerektiren çok boyutlu bir mücadele biçimidir. Depreme hazırlık için yapılacak çok iş var ama her şeyden önce bir anlayışı sürece dair hakim kılmalıyız. Doğayla, çevreyle savaşmaktan vazgeçmeliyiz. Doğayla ancak uyum içerisinde yaşayabiliriz. Doğayla savaşın bedeli ağırdır. Hayalini kurduğunuz rantlar, maddi kazançlar aklınızı başınızdan alıyor olabilir. Ama şunu unutmayın. Doğaya, çevreye karşı açılan savaş kaybedilmeye mahkumdur. Her yaşadığımız deprem bu gerçeği bize en acı şekliyle gösteriyor. İstanbul deprem gerçeğiyle başa çıkmak için daha yolun çok başında. 20 yıllık, 22 yıllık emeği takdirle karşılıyorum. 99 depreminden sonra yapılan her adımı önemsiyorum. Ama bu hızla bu şehir 80 yıl daha güçlenemez. O bakımdan hep birlikte hareket etmeli. Sunduğumuz modelin kabul görmesi şarttır. Bunun sektörlerle birlikte, bunun katılımcıları finans sektöründen yapı sektörüne, ilçe belediyelerinden büyükşehir belediyelerine ve vatandaşa varıncaya kadar siyaset üstü bir akılla yönetilmesi gerekliliğini her yerde ifade ettik, etmeye devam ediyoruz. Ancak daha yolun başındayken, süreci henüz gerçekleştirememiş ve analiz edememişken bu şehrin başına yeni felaket alanları musallat etmek isteyen zihne karşıyız. Adı Beton Kanal. Beton Kanal. Kanal İstanbul denen o beton kanal rant uğruna doğaya karşı açılmak istenen büyük bir savaştır. O beton ucube İstanbul, İstanbul'un o beton ucube İstanbul'un ormanlarına, tarım alanlarına, su kaynaklarına, denizine, havasına, doğasına verilecek büyük bir zarardır, büyük bir saldırıdır. Ve rant uğruna doğaya karşı giriş... Değerli arkadaşlar, lütfen Hatip'e müdahale etmeyelim. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen. Lütfen. Rica ediyorum. Lütfen. Lütfen, rica ediyorum. Evet. Buyurun. Göz göre göre İstanbul'a ağır bedelleri ödetmeye kimsenin hakkı olamaz. Depreme hazırlık için kullanılması gereken bütçeleri depremde yaşanacak sorunları daha çok ağırlaştıracak, kendisi başlı başına bir sorun kaynağı olacak olan bir beton kanalı harcamak akılla açıklanabilecek bir durum asla değildir.
bu umursamazlık, bu çıkarcılık, bu para gözlülük vicdanla açıklanacak bir durum değildir. Burada bana laf yetiştirmeye çalışan sevgili hemşerilerimize, evlerinde bulunan çocuk ve gençlere bunu sormasını öneriyorum. %85-90 oyla sizi iktidardan düşürürler. Vallahi düşürürler. Dolayısıyla Kanal İstanbul hayalinden derhal vazgeçilmelidir. Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir inşaat, hiçbir gayrimenkul projesi gözü emlakçılıkla savrulmuş olan bir anlayış İstanbul'a fayda vermez, derin bir zarar verir. İstanbullulardan değerli değildir. Olamaz da. O bakımdan zaten İstanbullular bu anlayışı ve bu kararı reddettiği için tarihi bir farkla bir önceki yönetimi görevden almıştır. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, gayrimenkul demişken hatırlayacağınız üzere geçen yıl sizlerin oylarıyla kabul edilen bütçemizde öngörülen 4 milyar 56 milyon lira gayrimenkul satış geliri olmasına karşılık, başkanım senin mikrofon açık olunca ben çınlıyorum ha. Tamam. Meclisimiz 2022 yılında bize şu ana kadar ne kadar satış izni verdi biliyor musunuz? 169 milyon lira. 4 milyar 56 milyon lira gayrimenkul satışına bütçede evet diyorlar. Verilen onay 169 milyon lira. Bizden önceki yönetimlere cömertçe kullandırılan gayrimenkul satış imkanlarının bizden esirgenmesinin, onun bir süreci var Sayın Başkan, acele etme ya, o da gelir. Bak gezdirmiyorsun Şükrü Bey. Tevfik Bey'i de davet et Atatürk Ormanı'na. Tevfik Bey'i de davet et. Vallahi davet et. İyi gelecek ona. İyi gelecek, iyi gelecek. Vallahi iyi gelecek. Ben de gelirim, ayıp ediyorsun. Orası kocaman, güzel bir orman, gelirim. Orman deyince sen ne anladın sevgili başkan? Ben gelirim ya, seninle gelirim, ayıp ediyorsun ya. Şimdi hala satışa yetki alamadık. Bunların tahmini satışı 1 milyar 225 milyon lira. Şimdi bu yetkiyi aldığımızda veya alamadığımızda olacaklara şöyle bir bakalım, bir analiz yapalım. Bu yetkiyi alsaydık 1 milyar 225 milyon lira sermaye geliri edinseydik. Bu arada ben her sabah ormanda yürüyüş yapıyorum ha Tevfik Başkan, sorun yok. Yani sen ne anladın orman deyince celallendi, kurban olayım. Ormanda yürüyüşten bahsediyoruz sana ya. Allah Allah. Bu gelir sayesinde belediyemizin yükümlülüklerini azaltacak veya buna yatırımlarımızın finansmanı için kullanacaktık ki her ikisi de İstanbul lehine. Yani bu satışlar olsaydı 1 milyar 225 milyon lirayı kullanacaktır. Bu seçeneği, çok sesli bir koro var burada. Şimdi yani. Sayın Başkan, yalnız burada masum değilsiniz bakın. Heh. Şimdi gayet sakin sunuyordunuz. Dur vekili de dinleyelim. Dur. Evet. Sunumu çok güzel yapıyordunuz. Siz bence heyecanı artırmak için siz birebir diyaloğa girdiniz. Hayır, yapmayın. Rica ediyorum. Azaltmak için. Rica ediyorum. Yok. Heyecanı kimse müdahale etmiyor. Gayet için. Güzel gidiyoruz. Gayet güzel. Peki. Gidiyoruz. Sıkıntı. Peki. Yok. Buyurun. Peki. Buyurun. Neyse.